Otomatik şarjlı, çift motorlu damacana su pompası. USB'den şarj olması, şarjdayken kullanılabilmesi, tek şarjda 7 damacana çalışabilmesi süper bir şey. Açalım bakalım nasılmış. Kutu içerisinden damacana içerisinde kullanılacak olan silikon yumuşak hortum çıkıyor. Su pompasının kendisi metal kromdan çelik musluk ve mikro USB şarj kablosu çıkıyor kendi kutusundan. Bir de kullanım kitapçığı ve garanti belgesini içeren küçük bir belge çıkıyor. Damacanayı nasıl yerleştireceğinizi orada görüyorsunuz. Mikro USB şarj noktası. Başlat, durdur buton burada. Bir kere basıyorsunuz çalışıyor zaten LED göstergeli. Diğer bastığınızda duruyor. Bu kadar basit. Mikro USB dediğim gibi kutu içerisinden çıkan şarj kablosu bu. Herhangi bir USB adaptörle USB girişli cihazlardan direkt şarj edebiliyorsunuz. 1400 mAh pili vardı. Tam dolumla kitapçıkta yazdığına göre bir şey 7 yaklaşmıyor değil mi? damacana Gibi. bitirecek şekilde çalışabildiğini, 3 saatte şarj olduğunu, hatta şarj kablosu takılıyken de kullanmaya devam edebileceğimizi biliyoruz. Böyle mi acaba bu? Böyle. Sanki böyle. Bu iTink marka pompayı Migros'tan aldık arkadaşlar. Migros'ta satılıyor. 54,90, yani 55 TL fiyatı var. Çok pahalı değil. Belki ucuz da değildir ama yapacağı işleve göre tavsiye edebileceğimiz bir cihaz. Çünkü normal manuel olarak elle basılan damacana pompalarında tek başınıza, yani elinizi yüzünüzü yıkayacağınız zaman, mesela evde sular Önce kesildi, bakıyorum şimdi. elektrikler de yok diyelim. Bu damacanaya taktığımız elektrik gerektirmeyen, kendinden şarjlı olan pompayla bu işlevi kendimiz yapabiliriz. Üstteki butonu bir kere basıp direkt gelecek olan suyla elimizi yüzümüzü yıkayabiliriz. Hatta saçımızı bile yıkayabiliriz eğer öyle bir ihtiyaç durumu oluşursa. Mı takılacak? O anlamda Burası bu mı? ürün Burası mantıklı gibi takılamaz. duruyor. Burası tabii şimdi butonu Damacana çıkarıp içerisine nereye takılacak? Burası takılacak. diğer taraf, plastikli taraf salınıyor. Bu üst kısım pompaya takılıyor. Çok yumuşak Anladım. Hemen silikon düşmesin bir diye yüz malzeme olduğu için yapmışlar. hortumu ilk takarken Azıcık biraz şey zormuş gibi gerekiyor. olsa da Becerdim yani. biraz dikkatli bir Acele şekilde etmemek, sabır. Şu an yaptım ben davranınca gayet güzel yaptım. takılabiliyor. Yumuşak silikon olduğu için de takıldığı yerden çıkmıyor arkadaşlar. Oraya çünkü genişleyerek girmiş oluyor. Sıkı bir şekilde tutunuyor. Açabilmesi sıkıntı yok. Evet. Şimdi kurulum bu şekilde. Başka hiçbir şey yok. Dediğiniz Geldim gibi şimdi buraya. musluk var, bir hortum var, bir de cihazın kendisi var. Hemen damacanayı alıp deneyelim bakalım nasıl olacak. Ha, bunun özelliği Şimdi böyle pause daha durdur mı? ya galiba. Durdur.
şarj etmedik. İçinde şarj varmış demek ki. Ses de gayet normal, güzel. Yani öyle abartılı bir ses yok. Hiç sızdırmıyor. Herhangi bir şey diyor. Sorun yok. Baksana. Abartılı olur. Kapakla kullanılması gerektiğini, ama kapaksız bile kullanıldığında bu şekilde kullanılabildiğini söyleyeyim. Böyle hemen bırakılabiliyor. Böyle. Hortum, silikon, yumuşak. Yani zarar görecek bir şey de değil. Her tarafa gidiyor. Ucu da bayağı tam şeye göre ayarlamışlar. Bu daha şişman, böyle kısa damacanalar var ya, onun tam dibine yetişir. Esnek. Evet.